Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Birinci dönemi kapattık, karnelerimizi aldık, keyfimiz yerinde yatışa geçtik. Yani güzel bir tatil dönemindeyiz. Ancak o kadar da yatışta geçmemesi gerekiyor. Çünkü ikinci dönem kapıda, geçirmemiz gereken, çok daha iyi geçirmemiz gereken bir ikinci dönem bizi bekliyor. O yüzden buna hazır olmalıyız. İlk hazırlık aşamamızda ne olacak? Bir şeye hazırlanmak için nelerin geleceğini bilmemiz gerekiyor tabii ki. O yüzden hangi konular ve hangi konularda neler karşımıza çıkacak, onlardan kısaca şöyle bir bahsedelim istiyorum. Şimdi ikinci dönem 9. sınıf kimyada hangi konular var diyoruz ve vakit kaybetmeden başlıyoruz. Öncelikle birinci ve ikinci üniteyi tamamen bitirmiştik. Yani kimya bilimi ünitesini cebimize koyduk. Ardından atom ve periyodik sistem ünitesini cebimize koyduk. Onlar tamamen bitti. Dolayısıyla ikinci dönem büyük ihtimalle karşımıza çıkmayacak. Çıksa bile şöyle ucundan tadımlık çıkacaktır. O yüzden karşımıza asıl çıkacak mevzu üçüncü ünite olacak. Üçüncü ünitede de arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinden bahsediyoruz tabii ki burada. Bu kısmı tamamlamıştık. Kimyasal türler neydi? Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasını tamamlamıştık. Güçlü etkileşimleri de büyük oranda bitirmiştik. Peki neler vardı güçlü etkileşimlerde? Şöyle bir değinerek gidelim. Öncelikle iyonik bağdan bahsetmiştik. Güçlü etkileşimleri 3 ana başlıkta incelemiştik. İyonik bağın oluşumu nedir? Nasıl oluşmuştur? Hangi yapıdadır? Bundan bahsettik veya bahsedeceğiz. Bazı okullarda henüz geçilmemiş olabilir buraya. Lewis sembolleri sayesinde de oluşan aslında Lewis formüllerinden, iyonik bağlı bileşiklerin Lewis formüllerinin yazılmasından bahsettik veya bahsedeceğiz. Örgü yapısı, yani oluşum sürecinde ortaya çıkacak kristal örgü yapısı, iyonik bağı tanımlarken kullanacağımız tabir bu olacak. Kristal örgü yapısındadır. Çünkü iyonik bağ dediğimiz, iyonik bileşik dediğimiz yapı birim hücrelerden oluşur ve bu birim hücreler de örgü yapısını oluşturur diyoruz veya diyeceğiz. Bağın sağlamlığından bahsedeceğiz. Yani hangi iyonik bağ daha güçlüdür, bundan bahsedeceğiz. Biliyoruz ki iyonik bağ metal ve metal atomlar arasında oluşur. Hangi metal arasındaki iyonik bağ hangisine göre daha güçlüdür? Periyodik sistemdeki aslında yönelmeleri bundan belirliyor olacağız ve ardından iyonik bağlı bileşiklerin adlandırmasını tamamlayacağız. Ve sonrasında tabii ki bir diğer alt başlığımız olan kovalent bağa geçeceğiz. Kovalent bağı tanımlarken, ki daha önceden de aşina olduğumuz bir yapı bu, ametal arasında oluşan kimyasal bağdı ve Lewis yapısı burada çok önemli olacak. Çünkü biz Lewis yapısını öğrendiğimiz zaman bunun polarlık ve apolarlığından da bahsediyor olabileceğiz. Polarlık, apolarlık kavramı da ilerleyen aşamalarda zayıf etkileşimlerde bizim için çok 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 önemli bir yere sahip olacak. O yüzden buraya özellikle odaklanın arkadaşlar. Eğer görmediyseniz burası anlatılırken çok dikkatli dinleyin. Gördüyseniz de lütfen dönün tekrar edin. Burayı öğreneceğiz. Ardından tabii ki kovalent bağlı bileşiklerde de yine adlandırma yapıyor olacağız veya yaptık, tekrar edeceğiz. Metalik bağa geçiyoruz sonrasında. Metalik bağın tanımı elektron denizi üzerine kurulur arkadaşlar. Diyeceğiz ki metal katyonları, bu metal katyonlarının aslında değerli elektronlarının oluşturduğu elektron denizi içerisinde yüzer. İşte bu da metalin yapısını oluşturur ve bu sayede de metalik bağlı bileşikler, özür diliyorum, metaller diyelim ya da alaşımlar, metalik bağ oluşturan maddeler bazı özellikler kazanır. Ne gibi? Elektrik iletkenliği gibi. Elektrik iletkenliğinin temel sebebi bu elektron denizidir diyeceğiz. Veya parlak görünmelerinin sebebi yine bu oluşturdukları elektron denizidir diyeceğiz. Ve yine metalik bağın kuvvetinden bahsedeceğiz. Periyodik sistemde hangi yöne doğru gidersek metalik bağ daha kuvvetli hale gelir diyeceğiz. Tabii ki güçlü etkileşimleri tamamladıktan sonra hiç beklemeden zayıf etkileşimlere geçeceğiz. Zayıf etkileşimlerde polarlık, apolarlık mevzusu bizim için çok önemli. Çünkü dipol ve indikle olmuş dipol kavramlarından bahsedeceğiz ve burada diyeceğiz ki eğer bir madde, bir molekül yapısı polarsa bu dipolleri oluşturur, kutuplu yapıları oluşturur. Eğer apolarsa bu da indüklenmiş dipolleri, yani geçici bir şekilde kutuplanan maddeleri oluşturur. İşte bunlar üzerinden de biz aslında zayıf etkileşimlerin diğer türlerini tanımlıyor olacağız. Bunlar da Van der Waals etkileşimleri olacak. Eğer İki tane polar molekülse mesela diyeceğiz ki dipol dipol gibi nispeten daha güçlü bir etkileşim oluşur. Apolar moleküllerden bahsediyorsak, yani indüklenmiş dipollerden bahsediyorsak,
ki bunları görüyor olacağız. Lan'ın çekim kuvvetleri diyeceğiz, oldukça zayıf kuvvetler olacak. Ardından da çok daha etkin bir kuvvetten, yani hidrojen bağından bahsediyor olacağız. Burada da mesela burada polar moleküllerin arasındaki etkileşimler dipol dipol olarak isimlendirecek. Hidrojen bağı burada çok önemli bir noktaya gelecek. Hidrojen bağı fon elementleri arasında oluşur diyeceğiz ve burada daha güçlü bir etkileşim vardır diyeceğiz. Veya soyu gaz tanecikleri arasında ya da apolar moleküller arasında da Lan'ın çekim kuvvetleri vardır gibi örneklerle mevzuyu açıklayacağız. Ardından fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki bir değişimin, bir bağın enerjisi 40 kilojül'den büyükse biz onun çoğunlukla güçlü, yani kimyasal bir bağ olduğunu söylüyorduk. 40 kilojül bölü mol'den küçükse de zayıf, yani fiziksel bir bağ olduğunu söylüyorduk. Eğer bu bağlardan sadece fiziksel olanlar oluşuyor veya kırılıyorsa bu fiziksel bir değişimdir. Kimyasal olanlar oluşuyor veya kırılıyorsa kimyasal bir değişim örnektir ve tabii ki çeşitlerini sayacağız. Mesela diyeceğiz ki yırtılma, kırılma, parçalanma, hal değişim, bunların hepsi fiziksel değişimlerdir. Ancak mayalanma, yanma, kararma gibi değişimlerin hepsi kimyasal değişimlere örnek verilecektir diyeceğiz. Ardından dördüncü ünitemiz olan maddenin halleri ünitesine geçeceğiz. Baya baya aslında buna aşinayız. Daha önceden de defalarca gördük. Maddenin halleri deyince tabii ki katılar, sıvılar, gazlar aklımıza geliyor. Ancak burada plazma halinden de bahsediyor olacağız. Önceliğimiz fiziksel halleri başlığı altında hal değişimleri tanımlamak olacak. Hani erime, donma, kaynama, süblimleşme gibi hal değişimlerinden bahsedeceğiz. Endüstride bazı kullanılan hal değişimlerinden bahsedeceğiz. LPG, LNG nasıl oluşuyor veya soğutucu akışkanlar nasıl kullanılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Suyun farklı hallerinden ve su döngüsünden bahsedeceğiz aslında bu şekilde. İşte katı halde buz, sıvı halde su, gaz halde su, buhar olarak isimlendiriyoruz biz bunları ve sürekli bir döngü halinde aslında dünyanın, yaşadığımız gezegenin ayakta kalmasını bu su dengesi sağlıyor, döngüsü sağlıyor. Biz bu sayede canlılığımızı devam ettirebiliyoruz diyeceğiz ve katıları ayrı ayrı değerlendirmeye başlayacağız. Katı, sıvı, gazları. Katılar için diyeceğiz ki katıları iki ana başlıkta inceliyoruz. Amorf katılar ve kristal katılar diyeceğiz. Amorf katıları maddenin en düzensiz şekli, daha doğrusu katı halin düzensiz bir yapısından kaynaklanıyor. Bu yüzden erime noktası yoktur diyeceğiz mesela. Çok önemli bir bilgi olacak bu. Kristal katılara geldiğimiz zaman bunu 4 alt başlığa ayıracağız. Diyeceğiz ki iyonik kristaller, yani iyonik bileşiklerin oluşturduğu kristal yapılar, katı yapılardan bahsediyor olacağız. Metalik kristal deyince metal katılar veyahut alaşımlardan bahsediyor olacağız. Moleküler kristal katılarda tabii ki molekül yapısından bahsedeceğiz. Bu element ya da bileşik molekül olabilir, fark etmez. Buz, buna örnek vereceğiz mesela. Şekeri buraya örnek vereceğiz. Ve tabii ki bunların hepsinin özelliklerinden ayrı ayrı bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki metalik kristaller katı halde elektriği iletir. İyonik kristaller ancak suda çözünürse iletir veya sıvı hale geçirilirse iletir. Moleküler kristaller ne yaparsan yap iletmez diyeceğiz gibi. Kovalent kristaller çok özel kristal yapılardan bahsedeceğiz. Burada elması, grafiti veya kuvarsı örnek olarak kullanacağız. Sıvılara geçiyoruz ardından ve sıvılarda 3 tane temel özelliğimiz var ve bunların alt başlıklarıyla birlikte inceliyor olacağız. Viskozite diyeceğiz. Burada tabii ki arkadaşlar, bunu şimdiden söylüyorum. Bizim temel mevzumuz tanecikler arası etkileşim. Tanecikler arası etkileşimle bunların ilişkisini ve buna bağlı olarak bazı değişkenlerle olan ilişkilerini inceliyor olacağız. Viskoziteyi sıvıların akışkanlığa karşı direnci olarak tanımlayacağız ve bunu değiştiren faktörlerden bahsedeceğiz. Buharlaşmayı sıvı yüzeyindeki taneciklerin buhar hale geçmesi olarak tanımlayacağız. Tanımını yaparken bunun her sıcaklıkta gerçekleştiğini söyleyeceğiz. Ve ardından buharlaşma hızı ve denge buhar basıncı gibi ekstra kavramları da, buharlaşmaya dair ekstra kavramları da tanımlıyor ve bazı değişkenlerle olan ilişkisini söylüyor olacağız. Yani mesela diyeceğiz ki buharlaşma hızı sıcaklık arttıkça artar veyahut buharlaşma hızı yüzey alanı arttıkça artar diyeceğiz. Denge buhar basıncı için diyeceğiz ki mesela sıcaklık arttıkça denge buhar basıncı da artacaktır. Ardından kaynamayı tanımlayacağız. Kaynama ve buharlaşma çok karıştırılan ancak kesinlikle farklarının bilinmesi gereken iki kavram arkadaşlar. Buradan kaynamadan yola çıkarak da kaynama noktasının değişkenlerle olan ilişkisini inceleyeceğiz. Kaynamayı diyeceğiz ki denge buhar basıncının açık hava basıncına eşit olduğu an gerçekleşen olaydır diyeceğiz. Ve o anki sıcaklık da kaynama noktası olarak ifade edilecek.
Ve sonrasında da gazlardan bahsedeceğiz birazcık. Gazları burada biraz daha hafif geçeceğiz. Gazların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Basınç, hacim, sıcaklık ve miktar gibi temel büyüklüklerin ilişkisini inceliyor olacağız. İlişkisinde tabii çok da sayısal işlemlere girmeyeceğiz. Sadece tanımlarını yapıyor olacağız. Ardından hal değişim grafiklerini inceleyeceğiz. Yani bir grafik üzerinde sıcaklıkla hal maddenin halleri üzerindeki değişimi inceleyeceğiz. Buradaki potansiyel ve kinetik enerjideki değişimleri gözden geçiriyor olacağız ve plazmalardan bahsedeceğiz. Plazmaları tanımlayacağız. Hangi özelliklere sahip olduklarını söyleyeceğiz. Burada ışıma kapasitelerinden, ışıma olaylarından bahsediyor olacağız ve doğal ve yapay plazmalar olarak iki ana başlıkta birkaç örnek sıralayıp bu mevzuyu da kapatacağız. Son ünite olarak ise doğa ve kimya bizi bekliyor olacak. Oldukça tadımlık bir ünite, gayet kolay bir ünite olacak, karşımıza çıkacak arkadaşlar. Su ve hayat ve çevre kimyası olmak üzere iki temel başlık altında oluşan bir ünite bu. Suyun varlıklar için öneminden bahsedeceğiz. Dünyanın, evrenin ne kadarını, daha doğrusu dünyanın, evren demeyelim. Dünyanın ne kadarını su oluşturuyor? Canlıların, bizim vücudumuzun ne kadarını su oluşturuyor ve hangi faaliyetlerde etkin olarak kullanılıyor? Ne için önemli su? Ve suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Nüfus sürekli artıyor. Su kullanımımız sürekli artıyor. Ancak su miktarı sabit, değişken bir şey değil bu. Daha doğrusu su miktarı bizim için artık yeterli gelmemeye başlıyor. Bundan nasıl kurtuluruz? Nasıl suyu tasarruflu kullanabiliriz? Bundan bahsediyor olacağız ve tasarrufun neden gerekli olduğundan da değineceğiz. Su sertliğinde de diyeceğiz ki abi, bir suyun içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonları varsa bu o suyun sert olduğu anlamına geliyor. Daha doğrusu bunların derişimi ne kadar yüksekse o kadar serttir diyeceğiz. İşte bunun özelliklerinden, nelere sebep olduğundan bahsediyor olacağız. Ardından çevre kimyası başlığından altına gideceğiz. Burada çevreyi neler kirletiyor? Peki biz bu kirleticilere karşı hangi önlemleri alabiliriz? Temelde başlığımız, temelde mevzumuz bu olacak. Havayı kirleten faktörler, bazı havayı özellikle kirletici gazlar var ve bunların sebep olduğu bazı olaylar var. Ne gibi? Küresel ısınma gibi, zaten hepimizden neredeyse her gün duyduğumuz bir kavram bu, küresel ısınma, küresel ısınma. İşte bunun temelinde ne yatıyor? Ya da asit yağmurları neyin sonucunda oluşuyor? Hangi gazlar yüzünden asit yağmurları oluşuyor ve buna hangi faktörler sebep oluyor? Neden atmosferde bu gazlar fazlaca var diyeceğiz. Su ve toprak kirleticileri genel anlamda işliyor olacağız. Bunları aynı başlıkta inceledik arkadaşlar. Neden? Çünkü sen suyu kirlettiğin zaman o gider bir şekilde toprağı kirletir. Veya sen toprağı kirletirsen o bir şekilde gider suyu kirletir. Bunlar birbiriyle girift bir yapıdalar. Dolayısıyla birini kirleten öbürünü de kirletmiş oluyor. O yüzden birlikte inceliyor olacağız bunları. Ve bu kirleticilere karşı biz insanoğlu olarak nasıl savaş vereceğiz? Bunların nasıl sebebi bizsek, bunu engelleyecek kişiler de yine biz olacağız. Bundan kaçışımız yok. İşte bunlardan bahsediyor olacağız. Yapabileceğimiz şeyler nelermiş, bunları görüyor olacağız. Ve mükemmel bir dönemi daha hep birlikte kapatmış olacağız. O zaman ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı asla unutmuyoruz. Hepinize iyi bir tatil, ardından da hep birlikte çok güzel bir dönem geçirmeyi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.